Merhaba arkadaşlar. Biyoloji konu tarama testi sorularına bakacağız şimdi yavaş yavaş. İlk sorumuzdan başlayalım hemen. İlk soruda diyor ki DNA molekülüne ait bir zincirin belli bir bölgesindeki nükleotit dizisi şöyledir demiş. 3 üssü 5 üssüne göre arkadaşlar bize örneği vermiş. Adenin timin guanin, guanin timin adenin, guanin sitozin adenin, sitozin sitozin guanin şeklindedir demiş. Buna göre verilen DNA zincirinin karşı zinciri aşağıdakilerden hangisidir diye söylemiş bize. Zaten nükleotit diziminin bir kısmını verdiği için diğer tarafı yine 3 üssü 5 üssü değil 5 üssü 3 üssü şeklinde gelecek şekilde yazabiliriz. Tabii ki bunu yazmak gayet kolay. Adenin karşısına timin yazarsınız. Timinin karşısına adenin yazarsınız. Guanin karşısına sitozin, guanin karşısına sitozin, timinin karşısına adenin, adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin, adeninin karşısına timin. Yine aynı şekilde devam edip guanin, guanin ve sitozin şeklinde yazarsınız. Zaten bu yazılımı gerçekleştirdikten sonra çok rahat bir şekilde şıklardan C seçeneğini bulabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sadece dediğim gibi 3 üstü 5 üstünde verilen bir zincirin tam karşısının 5 üstü 3 üstü şeklinde yazacağını bilirseniz tek yapmak o dakikadan sonra sizin için eşleştirme kısmı olur. Bir sonraki soruya geçtiğimizde ise adenin urasil guanin, adenin guanin sitozin, sitozin guanin guanin, urasil guanin adenin nükleotit dizilimlerine sahip bir mRNA sentezinden sorumlu DNA zincirinin tamamlayıcı zinciri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bunun bir uzun şekli bir de dediğim gibi bir kısa şeklini bulabiliriz aslında. Şimdi bakıyorum bize adam burada bir mRNA'yı vermiş. Siz direkt kendiniz de bir çizgi çekerek hocam biz mRNA'dan önce anlamlı ipliğe gitmek istiyoruz diyebilirsiniz. Yani önce bir anlamlı ipliği yapalım diyebilirsiniz. Anlamlı ipliği yazmaya kalkarsak zaten hemen baktığınızda adenin karşısına timin gelecek dersiniz. İşte urasilin karşısına adenin gelecek. Guaninin karşısına sitozin gelecek. Aynı şekilde devam edersiniz. Timin, sitozin, guanin, guanin, sitozin, sitozin, adenin, sitozin ve timin şeklinde yazarsınız. Sonra anlamlıyı yazdıktan sonra bir diğer zincir olan artık tamamlayıcıyı yazmak isteyeceksinizdir. Oradan tamamlayıcıya geçmek istersiniz. Tamamlayıcıya geçtiğinizde de hemen başlarsınız. Timinin karşısına adenin, adeninin karşısına timin, sitozinin karşısına guanin, timinin karşısına adenin, guanin, sitozin, sitozin, guanin, guanin, timin, guanin ve adenin şeklinde yazmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Bu yöntem, benim gösterdiğim yöntem biraz daha garanti bir yöntem. Yani tamamlayıcı ipliği bu şekilde uzun bir yoldan bulup hocam bana bu cevabı veren şık B seçeneğidir deyip işaretleyebilirsiniz. Ama eğer denemede ben daha hızlı yapmak istiyorum derseniz bunun daha kolay bir yolu var. Hemen ben size o yolda göstereyim. Şimdi bize direkt mRNA verilmişse ve direkt eğer tamamlayıcı zinciri soruyorsa kısa yol olarak şunu yapabilirsiniz. Urasil gördüğünüz yerlere timin yazarak direkt cevabı bulabilirsiniz. Bakalım çıkıyor mu? Bakın adenin, timin, guanin. Burası aynı zaten. Adenin, guanin, sitozin. Sitozin, guanin, guanin, timin, guanin ve adenin şeklinde yazınca bakın fark ettiyseniz aslında cevabımız yine B seçeneğiyle aynı çıktı arkadaşlar. Yani çok da bir şey fark etmiyor. Kısa halde bulursanız sadece süreden bir kazancınız oluyor şeklinde düşünebiliriz. Bir sonraki soruya geçtiğimizde canlılarda bulunan glikojen, laktoz, fosfolipid, maltoz moleküllerinin hangisinin yapı taşı monomeri olarak tek çeşittir diyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Glikojenin yapısına baktığınızda hep biz N kadar glikozdan oluşur diye düşünürüz. Eğer N kadar glikozdan oluşuyor derseniz siz bunun artık tek çeşit olduğunu bilmiş olursunuz.
Sonra laktoza baktığınız zaman laktoz glikoz artı galaktoz şeklindedir. Glikoz artı galaktoz bir araya gelerek laktoz oluşturur. Ve fark ettiğiniz üzere artık bu iki çeşittir arkadaşlar. Sonra hemen bakıyorum. Fosfolipidlere bakarsanız fosfolipidlerin formülleri daha basit. İki tane yağ asidi artı bir tane gliserol artı bir de fosfattır arkadaşlar. İki yağ asidi, bir gliserol, bir fosfat. Ve görüldüğü üzere arkadaşlar hani maksimum minimuma göre bile gidebilirsiniz ama yağ asitleri mesela iki çeşit olabilir. Gliserolden bir çeşit, fosfattan da bir çeşit geldiğinde bile zaten buradaki çeşit sayısının 4'e kadar ulaşabileceğini görürsünüz. Maltoza geldiğinizde formül basittir. Glikoz artı glikoz bir araya gelir, maltoz oluşturur. Çeşit olarak sorduğu için burada da tek çeşitle karşı karşıya kalmış olursunuz. Tek çeşit glikozlar fosfolipitte 4 çeşite kadar çıkar. Laktozda glikoz artı galaktoz şeklinde 2 çeşittir. Glikojende ise yine aynı şekilde N kadar glikoz tek çeşittir. Burada tek çeşidi sorduğu için çok rahat bir şekilde cevabınızı C yani 1 ve 4 şeklinde çıkıyor diye işaretleyebilirsiniz. Bir sonraki soruya geldiğimizde nöronda impuls iletim hızı 1 miyelin kılıfın varlığı, 2 akson çapı, 3 uyaranın şiddeti faktörlerinden hangisine bağlıdır diye sormuş. Yani burada dikkat etmemiz gereken şey aslında hızı etkileyen faktörleri düşünmemiz gerekiyor. Hemen bakıyorum. Miyelin kılıfın varlığı, evet, miyelinli kılıftaki impuls iletim hızı miyelinsiz kılıfa göre çok daha yüksektir. Bunu doğru kabul ederiz. Akson çapı genişledikçe impulsun iletim hızı artar. Bunu da doğru kabul ederiz. Fakat uyarının şiddetinin yanında şöyle demiştik. Şiddeti, hızı ve taşıma şekli kesinlikle değişmez demiştik. Bize şu an hangilerine bağlı diye sorduğu için burada miyelinli kılıfın var olup olmaması bizim için önemli. Bir de akson çapının genişliği burada iletim hızı için önemli arkadaşlar. Buradan cevabınız D seçeneği olarak çıkar. Bir sonraki soruya baktığımızda yukarıda bize bir nöron yapısı vermiş. İşte dendritlerin hücre gövdesini, miyelin kılıflarını, aksonunu ve aksoluçlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Zaten X olarak bize verdiği kısım gördüğünüz üzere burası bizim gözümüzde Ranvier boğumları. Bunu zaten direkt şekli görünce anlamış olmanız gerekiyor. Zaten diyor ki o da şekilde bir nöronun yapısı verilmiş ve belirli bir bölümü X olarak gösterilmiş ki biz X'in artık Ranvier boğumu olduğunu biliyoruz. Buna göre diyor tek tek öncülleri vermeye başlamış. Hangisinin doğru olduğunu kabul ettirmeye çalışıyor. Hemen bakıyorum. Sinirsel iletim atlamalı iletim şeklinde gerçekleşir. Evet, eğer nöronda impuls iletimden bahsediyorsa arkadaşlar burada atlamalı iletim gerçekleşir. Çünkü miyelinli kılıfın olduğu bölgeleri pas geçerek daha hızlı bir şekilde impuls iletimi sağlamak ister. X ile gösterilen bölüm Ranvier boğumu diyor. Zaten soruda ilk şekil incelemesi yaptığımızda o X ile gösterilen yerin Ranvier boğumu olduğunu zaten en başta soruyu çözerken görmüştük. İletim aksondan dendrite doğru diyor. Burada bir terslik var arkadaşlar. İletim nöron üzerinde dendritten aksona doğrudur. Aksondan dendrite doğru değil. Burada bir kelime oyunu yapmaya çalışmışlar. Ama inşallah düşmemişsinizdir. Buradan da cevabınız 1 ve 2 şeklinde çıkar. Son sorumuza geldiğimizde diyor ki aşağıdakilerden hangisi bitkilerde yapısal polisakkarit ve hayvanlardaki depo polisakkariti doğru şekilde verilmiş diyor. Şimdi A öncülüne baktığımızda bitkideki yapısal polisakkarit kitindir diyor. Şimdi arkadaşlar kitinlerde genelde kendiniz de biliyorsunuz mantarların hücre çeperinin yapısında ya da eklem bacaklarının yapısında bulunur. O yüzden kitini kabul edemem. O yüzden A seçeneği direkt zaten baştan eledim. B seçeneğine baktığımda evet selüloz bitkilerin hücre çeperinin yapısına katılır. O yüzden hemen ikinci öncüle de bakmak istiyorum. Hayvanlardaki depo polisakkarit kitin olamaz. Kitin anca eklem bacaklarının dış iskeletinin yapısına katılabilir. Yapısaldır yani deposal değildir. Bu şekilde B seçeneğini de elemiş olurum.
Bitkilerde yapısal polisakkarit olarak C seçeneğindeki glikojeni alabilir miyim derseniz, glikojen hayvanlarda, bakterilerde ve mantarlarda depo halidir. Kesinlikle bitkilerde glikojen depo hali değildir. O yüzden daha baştan C seçeneğini elemiş olurum. D seçeneğine geldiğimde selüloz bitkilerin hücre çeperinin yapısına katılır. Evet, o yüzden bitkilerde yapısal polisakkarittir. Glikojene geldiğimizde glikojen hayvanlarda, bakterilerde ve mantarlarda depo halidir. Evet, o zaman bu da hayvanlarda bir depo polisakkarittir diyebilirim. Cevabım D. Ama yine E seçeneğine de bakalım. Nişasta bitkilerdeki yapısal polisakkarit değil, tam tersi deposal polisakkarittir. O yüzden zaten E seçeneği de baştan elenecekmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. İnşallah sınavınız iyi geçmiştir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.